Tüccerciğim, harikulade bir kız gelecek. Geçenlerde Show Radyo'daki programa konuk oldular. Bu kız özel bir kız. Bu programda da onu konuk olarak almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hanımlar, beyler, Nilperi Şahinkaya! Tabii bu programın hemen başında beraberce oynadığımız, canlandırdığımız bir oyundan sonra asıl inanılmaz entarinizle geldiniz. Entari demek istiyorum fakat entari diyemiyorum çünkü uzaysal bir havası var. Nedir evet. Bu? Nasıl bir entari? Bu surf konsepti değil mi? Evet, hiç değil mi? Fena değil, güzel. Konseptinize bayıldım. Teşekkür ederim, sizin için süslendim. Çok tatlısınız hakikaten. Hem her şey yerinde, elbisenin her şeyi çok güzel. Bir de bu uzaysal dekolteyi benim bakış açımdan görebilseydiniz. Tabii ki bundan sonra... Bunlar kapattı mı? Fermuarını mı çekti? Fermuarını mı çekti? Of be! Evet, peki. Of be! Of be! Ama yani o an... Bir anda şunu düşündüm. Ben biliyorsun vizyon sahibi bir adamım ve en sonunda düşündüm ki mutlaka kafamda bir GoPro ile bu programı yapmam gerekiyor. Çünkü tabii. Asıl her şeyi ben görüyorum. Gerçekten sizler görmüyorsunuz. Kafamda bir GoPro. Ama GoPro'yu genelde böyle baret falan gibi şeylerin üzerine koyuyorlar. Tabii. Özellikle sporcular işte kaskların üzerine takıyorlar falan. Evet. Ama fermuarını çekmen tabii ki çok... Hanım hanımcık bir davranış, tebrik ediyorum. Nilperi'nin birçok özelliği var bugün ülkemizde ancak Türklerin yapabileceği, Türk ailelerin yapabileceği bazı özellikleri var. Bir kere babanız diplomat ve yıllarca şuraları buraları dolaşmışsınız. Bazı dilleri inanılmaz iyi konuşuyorsunuz. Örneğin Fransızca, evet. Sonra İngilizce, sonra Almanca, İtalyanca. Onları... Almanca, İtalyanca. Evet, onlar. Yani evet. Var ama öyle çok evet. iddialı değilim. Evet. Peki, bu kadar iyi Fransızca ve İngilizce konuşmak ne işinize yarıyor? Yani hiçbir işime yaramadı Türkiye'de. Peki, sevdiğiniz çocukla mesela yurt dışına gidiyor musunuz? Gidiyorsunuzdur. Sevdiğiniz bir çocuk olduğunu da mı saklamak zorundayız? Yok, değiliz. Peki, var. Var. Peki, bu sevdiğiniz çocukla yurt dışına gittiğinizde menü okumak dışında ne işinize yarıyor? Mesela yol bulmak için, yol tarifi için işimize yarıyor. Peki, bu genelde sevdiğimiz çocuğu rahat ettiririz. Tabii. Ben de bir başka birisinin sevdiği çocuğuyum da o yüzden böyle söyleyebiliyorum. Çünkü aslında birisinin sevdiği çocuk olmak. Çünkü kadınlar özellikle dil konusunda çok yetenekliler. Ha. Ve ben de böyle bir sevgilim var. Ve hakikaten birçok dili çok güzel konuşuyor. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca. Ve bu kadar dili çok iyi konuştuğu için ben tamamen rehavete bağlamış durumdayım. Gittiğimiz yerlerde tamamen böyle bir ayılama bir şekilde konuya girip diyorum ki ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Ama o da diyor ki bir dakika diyor menülere bakayım. Hangi dilde menü varsa onları açıyor böyle falan. Sen şunu yemek istersin falan. Sonra oradaki personelden birisini çağırıyor ve diyor ki o dilde konuşuyor falan. Harikulade bir şey. Sevdiğin çocuğu rahat ettirmekten başka ne halta yarıyor? Yani başka bir halta şimdilik yaramadı. Küçükken kullanıyordum o dilleri yurt dışında. Sonrasında evet. Hiç işime yaramadı. Evet. İnşallah peki. Yarar. Yarar tabii ki. Umarım. Çünkü herhangi bir, çok gençsin, yani herhangi bir ülkede herhangi bir rol oynamak konusunda. Çok iyi olur. Fransızca'da daha iyi oynuyorum hatta. Aslında öyle, evet. Önce Fransızca oynamayı öğrendim. Yurt dışında, atölyelerde falan filan. Güzel. Sonra Türkçe'de oynamak, Türk diksiyon daha zor oluyor ya Türkçe'de. Daha böyle tıt, böyle patlayan şeyler. Evet. O diksiyon olarak daha çok zorlanıyorum mesela Türkçe oynarken. Fransızca daha akan bir dil. Fransızca aslında şöyle, Fransızca, İngilizce filan fakat bizdeki sert sessizlerle baş edemezler. Evet. Türkçemizin sert sessizleriyle baş edemezler. Biz Macar dili ve Fince, bu ortak aile dillerimiz. Bizim niçin bunlarla ortaklığımız var onu da anlamıyorum. Onu da kesinlikle anlamıyorum. Çünkü bizim... Macarca ile ne alakamız olabilir ve Fince ile ne alakamız olabilir? Ama aynı familyayız.
aynı dil familyasındanız. Nedense ve bizde bir sert sessiz meselesi var. Bu Fincede de var. Macar dilinde de var. Bu sert sessizler bizi aslında birileriyle konuştuğumuz zaman, bizim konuşmamızı başka birileri dinlediğimiz zaman biz aslında şöyle bir şey yapıyormuşuz gibi geliyor. Yani elimizde bir şey, bıçak ya da ne o? Neyle kesiyorsun eti? Bıçakla. Neyle kesiyorsun eti? Satır. Peki. Elimizde bir satır, satır satır edebiyat bizde, satır satır edebiyat. Yapıyormuşuz gibi geliyor. Finlandiya'ya gittin mi? Yok, gitmedim. Gitmen lazım. Sadece diye konuşuyorlar ve de bir de bunları içlerine çekerek de konuşabiliyorlar. Bunu biliyor muydun? Yok, bilmiyorum. Mesela şöyle konuşacağım. O kadar çok konuşuyorlar ki hem dışarıya konuşuyorlar nefes vererek, sonra da nefes almak gerektiğinde içlerine de çekiyor. Finli bir kızla beraber olduğunu, sen finli bir erkekle olduğunu düşün, ben finli bir kızla beraber olduğunu düşün. Şöyle kavga. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Nefes almadan konuşmak bu. Alırken de konuşuyor, verirken de konuşuyor. Korkunç bir şey. Finler bunu yapıyor. Macarlar daha fena. Sürekli bağırarak konuşuyorlar ve sürekli sert sessizlerle konuşuyorlar. Daha beter. Evet. Birileri bizi dinlediği zaman, tabii ki Türkiye'de İstanbul'dan çıkıp doğuya doğru gidersen biraz daha olay hançereleşiyor. Yani Fransızca gibi, Farsça gibi, Arapça gibi biraz hançereye doğru gidiyor ama İstanbul'a doğru gelip üstten de tarayıp böyle üstten yalayarak, Karadeniz'den yalayarak Azerbaycan'a doğru gidersen sert sessizler ortaya çıkıyor. Bunu niye biliyor muydun acaba? Bu anlattıklarımı? Bilmiyordum Okan Bey. Sağ olun. Çok iyi geldi bana. Teşekkür ederim. Yaşlı bir adamın genç bir kadına karşı başka bir silah olabilir mi? Bir şeyleri bilmek. Ha? Evet. Daha öğreneceğin çok şey var bebeğim. Evet. Pekala. Şimdi şöyle demişsin, 2019 senesinde ve de Milliyet Sanat Dergisi'nde konuşmuşsun ki çok önemli, uzun yıllardır devam eden önemli bir kurumdur Milliyet Sanat. Ödül almak bundan sonra tiyatroya daha fazla ağırlık vermek konusunda da şevk verdi. Niye beğenmediniz? Evet. Şevk verdi derken ya şöyle bir soru soruldu, hani ödül size ne kazandırdı? Peki. Ben gidiyorum. Düşünsene, adam Oscar alıyor ve diyor ki şu Seren Serengil şeyini kaldırayım. Bu Oscar'ı almak bana daha da sinema yapayım diye bir şey verdi. Ne verdi? Şevk. Yani işte ya, takdir edilmek her zaman insanı motive ettiği için. Hayır, sende bir soğukluk var. Bunun çok iyi farkındayım. Hakikaten. Öyle mi? Hakikaten. Ya. Hakikaten bir soğuk nevalesin. Bak niye? Bak şimdi. Buyur. Bak niye soğuk olduğuna. Aynı Milliyet Sanat'a ödül almış bir kadın olarak. Aha. Diyorsun ki ev hep temiz olmalı. O konuda biraz takıntılıyım. Eyvahlar olsun. Deli gibi temizlik yapıyorum. Üç günde bir. Üç günde bir mi? Hayır, öyle bir şey demedim. Üç gün... Aa, Okan Bey, demedim öyle bir şey, olur mu? Üç günde bir demedim. Üç günde bir yazıyor. Ki bazen iki günde bir oluyor o yani. İnanılmaz bir süreç. İki günde bir temizlik yapmak. İnanamıyorum. Hanımlar, beyler, alkışlıyoruz dünyanın en temiz kadını. Ay ay ay, Allah haçlıkla terbiye etmesin. Demek ki evde kadınları yokmuş. Demek ki 15 günde bir mahalleli toplanıp şu fukara ailenin evlerini hep birlikte temizleyelim diyorlarmış. Allah haçlıkla terbiye etmesin. Çok üzüldüm. Var ama öyle bir tarafım var. Şimdi sorulunca söyledim. Hani temizlerim ben.
Severim sen... izlemeyi. İnsan bir arınıyor gibi hissediyor o anda böyle. Ya bunu bir sanat dergisine ve ödül aldıktan sonra söylüyorsun yani. Tabii doğru söylüyorsun. Okey. Peki. Evet, bir diğer ne kadar sıkıcı bir kadın olduğunla ilgili bir diğer Based İstanbul'a vermiş bunu bak. Based İstanbul diyor ki 30 yaşımı sabırsızlıkla bekledim ve beklediğime değdi. Şimdi bak bir insan evladı düşün. O kadar sıkılıyor ki 30 yaşını sabırsızlıkla bekliyor. Ama... O kadar sıkılıyor ki ulan diyor 30 yaşında bir şey değişir inşallah diyor 30 ama yaşını size bekliyor. Size bir şey sorabilir miyim? Siz demeyelim lütfen çünkü sen diyelim. Sen mi? Yok ama sen. Ben neyse. Yani. Şey böyle hani kadınlar konusunda hani size sormak istedim. Ben uzmanımdır evet. Demek istemedim hangi bunu. Kadın? Hani şu anlamda 30 yaşından sonra kadın daha bir Yalan. Yalan mı değil mi? Yani 20 yaşlar mı daha? Bizim gibi adamların yaşlanan kadınları teselli etmek için söylediği bir şey. Eyvah o zaman bakın. Tamamen teselli etmek için söylüyor. Çünkü yani neden biliyor musun? Mesela hasta ölüyor. Hasta ölüyor. Ne diyeceğiz? Hasta ölüyor. Ne diyeceğiz? Gidip geber diyecek halimiz yok ki. Ne diyoruz? Mesela Türk filmlerinde Allah'tan umut kesilmez. Lan doktorsun sen. Ne anlatıyorsun? Allah'tan umut kesilmez. Tabii ki Allah'tan umut kesilmez. Ama yani bunu aslında iyi niyetli değiliz böyle yaparken. Sadece kadın yani bizim bulabildiğimiz kadın. Mesela yaşlı bulmuşsun. Onu bulabilmişsin. Tabii ne diyor? Yaşlı mıyım diyor. Olur mu canım? Kadının en güzel yaşı. Bunu tamamen sahtekarlıktan yapıyoruz tabii ki. Şaka yapıyorum öyle değil. Öyle hakikaten değil. Bence de 30 yaşını yani bir kızın 30 yaşını geçmiş halini ben çok seviyorum. Çünkü ruhu oturmaya başlıyor. Mesela sen çok güzel bir kızsın. Şu anda teşekkür kaç yaşındasın? 31. Çok büyük halt ettin. 31'ine gel. 31 yaşındayım yani. 30'u geçeli uzun yıllar oldu. Uzun bir yıl geçti. 30'u geçeli. Hakikaten hayatımda her şey değişti. Öyle bir şey yok. Bir kere genç hanımlarda bütün güzelliklerine karşın bana sorarsan ruhları oturmuyor. Yani ruhları yüzlerine oturmuyor. Ve de bu gerizekalılar daha ruhları yüzlerine oturmadan estetik ameliyata gidiyorlar. Gerizekalılar. Çok yanlış. Bu çok salakça bir şey. Bekle ruhun yüzüne otursun. 30 yaşına geliyor. Şuraları gerdireceğiz. Şurada ya. Kaz ayağı var. Kaz ayağı denen salaklığı kim çıkardı bilmiyorum. Ya. Kaz ayağı denen salaklık burada 3 tane, şurada 3 tane. Kimsenin dikkatini çekmiyor. Bu diyor ki selamun aleyküm kaz ayağımı gördünüz mü? Lan bunu söylersen herkes o kaz ayağını görür. Kaz ayağı diye bir şey hiçbir erkeğin umurunda değil. Değil, çok doğru. Ve de kadının gözlerine de bakmıyorlar. Neresine bakıyorlar? Nerelerine baktıklarını çok iyi biliyorsunuz. Kesinlikle gözlerine bakmıyorlar. Ama kadın diyor ki ya o diğer yerlere bakmaktan vazgeç. Bak şurada kaz ayaklarım var. Erkek de içinden diyor ki Allah belanı vermesin. Ne varsa orada işte ne halt edilecekse. Aman diyor gideceğim estetik ameliyat olacak. Önce şu o kaz ayağını şey yapmak için, almak için bu kadın oluyor sana Japon. Yani evlendiğim zaman Türk bir karım vardı, oldu sana Japon. Böyle bir karın oluyor. Sonra diyor ki göğüslerimi yaptıracağım diyor. O zaman diyor ki erkek de yaptıracaksan benim bazı internette izlediğim filmler var. Ha? Değil mi? Ona göre yaptır. Bu sefer kadınla adam arasında bir diyalog geçiyor. Ne kadar yaptırayım? Şu kadar yaptı. Diyor ki adam diyor ki malzemeden şey yapmasınlar diyor. Malzemeden diyor kaçınmasınlar diyor. Parasını ben vereceğim. Ne veriyorsa. Şimdi kadın şu kadar bir şey yaptırıyor abi. Adamı da mutlu etmek için. Nesloş göster ne kadar olduğunu şu kadar. Aynı anda gösteriyoruz. Evet şu kadar. Evet ve sonra her şey yolunda. Yani o şu kadar şu kadar şey niye yapılıyor? Kadının
proporsiyonlarına göre yapılıyor ve estetikçide de problem yok o yapılırken. Sonra diyor ki kadın sıkılıyor. İlişkiden sıkılıyor tabii. Diyor ki ben biraz kilo vereyim diyor. Diyor. Adam diyor ki vermesen daha iyi. Aa diyor işte diyor Ayşe verdi, Fatma verdi, Neriman verdi falan filan. Peki diyor. Tamam ver diyor. Allah kahretsin diyor. Ver o kiloları diyor. Kadın başlıyor incelmeye. Miminik. Bu sefer kadın şöyle oluyor. İncecik hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fakat uçak düşüyormuş ve biz can yelekleriyle atlıyormuşuz gibi bir hale geliyor kadın. Başka hiçbir şey yok. Sadece can yelekleri var. Ve korkunç bir duruma geliyor. Sonra adam boşanmak istiyorum diyor. Tabii çünkü artık. Boşanmak istiyorum diyor. Ve kadın hiçbir anlam veremiyor buna. Bu nasıl oldu diyor. Kilo da verdim diyor. İşte asıl mesele o. Asıl mesele zaten kilo vermendi. Vermeyecektin o kiloyu. Değil mi? Biz iyiydik. Biz burada iyiydik. Biz börekleri yerken iyiydik. Eğleniyorduk. Ya. O kadar. Ne var onun böreğin içinde? Ha yufka var Allah aşkına. Karbonhidrat. Bütün bu karbonhidratları alırken çok iyiydik. Çok mutluyduk. Tabii. Çok iyiydik. Makarna yerken, kıymalı makarna yerken çok iyiydik. Gece kalkıp sağında yumurtayı böyle bir ekmekle böyle horolok diye götürürken çok iyiydik. Her şey çok yolundaydı. Ne zaman ki iş tavsadı, ne olduk? Şu olduk. Galiba 180 yıl yaşamayacağız. Bunun endişesi başladı. Tabii ki yaşamayacağız. Evet. Tabii ki öleceğiz. Tabii ki öleceğiz. Tabii ki toprak olacağız. Ve çocuklarımız bizim arkamızdan, bizim onlar için yaptığımız her şeyi, aldığımız arabaları, aldığımız evleri, her şeyi deli gibi harcayacaklar ve hiç kıymetini bilmeyecekler. Ve biz bunları, bütün bunları çocuklara bırakırken tamamen geri zekalıydık. Olsun. Ama belki de kıskançlıkla dedik ki biz olmadan harcamasınlar. Çünkü biliyorsun bütün araştırmalar gösteriyor ki insanlar yaptıkları servetin büyüklüğüne göre değişiyor ama ortalama servetin %30'unu bile yiyemiyorlar. Ya, bırak numarayı. Hayır, gerçekten şaşırdım. Hiç bilmiyordum bunu. %30'unu bile yiyemiyorlar. Yani evet, bu kötü bir şey. İmkan yok. %30'unu bile yiyemez. Ve düşün ki bu normal ortalama bir aile için. Hı hı. Bir de mesela işte ne o Forbes mu? Forbes mi? Nedir onun? Forbes. Forbes'un mesela Türkiye zenginler listesini açıklıyor. Türkiye zenginler listesine göre bizde 5 milyar doları falan olan tipler var. Ya evet. Ha? Hı hı. Yani bunların yolda böyle, yani ben de orada olmak isterim, böyle dolaşmaları gerekiyor. Saç. Böyle dolaşmaları gerekiyor. Bu zavallılar. Bir kuruşlarını harcamaya korkuyorlar ve bu gibi adamlarda %30'unu yemek değil, %1'ini bile yiyemeyecekler bunlar ölürken. Hı hı. Kimler yiyecek biliyor musun? Damatlar. Kimler yiyecek biliyor musun? Gelinler. Evet. Gelinler. Çünkü onların çocukları babacığım diye ağlarlarken kız ya da erkek, damatlar ya da gelinler bu paraları yiyip bitirecekler. Evet. Ve bu kadar, hakikaten bu kadar para düşkünü olmaya, bu kadar saçmalamaya gerekiyor. Bütün o bir biriktirme güdüsü galiba. Hani evet, para evet, düşkünlüğünden evet. Yani çok ben, dursun orada evet, bir yerde dursun. Neyin koleksiyonunu yaparlar diyorsan işte banka hesaplarının, işte internetteki bankalar girdiğin zaman baktığın şeylerin falan ya da CEO'larından, kendi CEO'larından, CFO'larından dinledikleri kaç paramız var, EBITDA'mız nedir, işte hisse senetlerimiz kaç para filan denen salaklıkların koleksiyonunu yapıyorlar. Bana sorarsan ben mesela resimler var bende, orijinal resimler var. Çok isterim göstermeyi bir gün geldiğinde. Ondan sonra ne bileyim, kitaplarım var, gitarlarım var. Onların hepsini Tuncer'e veriyorum. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şey var. Yani parayla bu ilişki olmaz hakikaten. Saçma sapan bir şey. Peki, biraz daha üzerine gelmek istiyorum. Gelin, buyurun. Bu 30 yaşımı ha. Ha bir dakika dur, bunun devamını okumamışım. 30 yaşımı beklediğime değdi. Ha. Sonra dedin ki 30'umda hayatın bu vahşi tarafı çok hoşuma gitmeye başladı. Evet öyle oldu.
Neden? Erenlere mi karıştın? Ne oldu? Hangi vahşi taraf? Cinlerle mi görüşmeye başladın? Kenya'ya mı gittiniz? Kenya'ya gittim bu arada babam. Sevgilinle beraber Kenya'ya gittin Yok, mi? Yok, babam oraya tayin olmuştu büyükelçi olarak. Tamam. Gittim orada 13 gün kaldım. Muhteşemdi. Ne, kimlerle kaldın? Babamla ve Peki, eşiyle. Ha. Peki. Kalmışım. Ha, şunu söylemek istedim. Sevgilini Kenya'ya götürdün mü? Götürürüm inşallah. Çünkü kız Senegal'de doğmuş. Senegal'de doğdum, evet. Tabii. O sıralarda bir aslan yavrusu olarak Senegal'de doğmuş. Ama 3 aylıkken Almanya'ya geçmişler. Büyük bir uçtan uca. Evet. Sonra ardından Paris'e gitmişsiniz. Ardından da ilkokul Paris'te, sonra Bern'de de ortaokulu okumuşsun. Karakter yapın yurt dışında şekillenmiş. Ama bunu anlayacağım, sevgilinle konuşacağım ve ona ne kadar ıstırap çektiğine bakacağım. Yani çünkü ne kadar ıstırap çektiriyorsun acaba? Bence çektirmiyorum. Peki. Yani. Bu sebeple diyorsun, bazen insanlara fazla sivri veya rahat gelebiliyorum. Rahat, evet, rahatlığımla belki... irite olabiliyorlardır belki. Yani. Nasıl rahatlıyorsun mesela? Yani sen de çok rahatsın falan. Bilmiyorum, bazen böyle ağzıma gelen şeyi yani hayır şöyle. Hani düşündüğüm şeyi çok direkt olarak söylüyorum. Özel hayatımda. Biraz sizin gibiyim hatta. Ben hiç öyle değilim özel hayatımda. Özel hayat dediğin zaman ben sus pus bir kadının nasıl söyleyeyim sana, yani disiplin kuruluna çıkmış bir öğrenci gibiyim ben. Öyle mi? Evet. Siz? Doğrusu bu mu acaba? Bir şey yapamıyorum. Çünkü ilişkilerde şöyle bir şey var. Yani ilişkilerde istediğin gibi konuşursan bundan sonrasını tehlikeye atıyorsun. Yani o hangi ansa o andan sonrasını tehlikeye atıyorsun. Değil mi çocuklar? Doğru, doğru. Mesela sevdiceğinle yemeğe gittin, yemek yiyorsun ya da pastaneye gittin falan filan. Ondan sonrası için beklentilerin var. Ha? Yani. Evet. Farklı beklentiler olabilir. Ya o gece beraber uyuyacaksınız, ya beraber uyuyamayacaksınız. Belki günlerce beraber uyuyamayacaksınız ve seni aramasını istiyorsun ve bilmem ne filan. Yani hep beklentiler içindeyiz. Ve beklentiler içinde olduğumuz için kaygılıyız, öngörülüyüz, korkularımız var. Aslında sevgilimizle ilişkilerimiz ülke ilişkileri gibi. Doğru. Mesela sen S-400 alıyorsun ama diğeri sana F-35 satmaya çalışıyor gibi. Doğru. Bir ilişkimiz var. Ve bunlar ülkelerin ilişkileri ve hakikaten çok politik. Çok politik. Çok doğru. Ve bu kadar politika aslında iki insan için çok fazla. Yani çok politika yapıyorsun. Öyle yaparsan öyle olur, böyle yaparsan böyle olur, bu manyak böyle yapar. Bir süre sonra sevdiğin kişiyi, belki sen de öyle görüyorsundur, belki herkes öyle görüyordur. Sevdiği kişiyi bir manyak olarak görüyorsun, bir akıl hastası olarak görüyorsun. Ve tamamen bütün tedbirlerini buna göre alıyorsun. Böyle söylersen böyle yapar, böyle söylersen böyle yapar, şöyle olur, böyle olur ama artık dayanamayacağım, söyleyeceğim, her şeyi göze alıyorum. Hadi lan oradan, alamıyormuşum meğerse falan filan. Dur gitme, hayır tamam seviyorum falan. Yani bütün bunları aslında herkes kendisini, karşısındakini birer manyak olarak kabul ediyor bir süre sonra. Dedikleriniz... Güzel. Aslında kadın erkek ilişkileri tabii ki. Hep böyle. Anlaşılması kolay şeyler değil. Beraber medya arkası yapacağız şimdi. Hadi yapalım. Görelim. Meclisin kuruluşu çok bildiğiniz bir şey. Evet. Dur! İnanılmaz bir şey. Nigar Kanlı, yani asıl ismiyle sevgili Müge Anlı yarışma programı sunmaya başlamış. Şimdi buradaki ilginç durum şu. Ben Nigar Kanlı'yı çok yıllar öncesinden Kanal 6 günlerinden beri tanıyorum. Nigar Kanlı o yıllarda adı Müge Anlı'ydı. Magazin programlarından efendim daha sonra işte... Önce habercilik, sonra magazin programları, arkadan suçları bulma aşamasına geçti. Türk polisiyle, Türk savcısıyla işbirliği yaptı. Çok reyting getiren programlar yaptı. Şimdi ne oldu çocuklar?
yarışma programı sunmaya başladı. Fakat eski bir alışkanlık tabii ki devam ediyor. Yarışma programı sunarken de katilleri aramaya devam ediyor. Görelim. Sizin kuruluşu çok bildiğiniz bir şey. Evet. Evet. Tamam, neydi? Meclis kurulduğunu... Dur! Dikkat edin. Müge Anlı'nın karşısına yarışmacılar oturmuyor. Ortada bir ceset var. Ve onlar katil zanlıları. Onlar katil zanlısı değil. Müge Anlı'ya göre öyleler. Sorgulamayı dikkatle izleyelim. Meclis kuruldu, ne oldu? Kutluyoruz her yıl. Cumhuriyeti... Tamam. Cumhuriyeti kutluyoruz. Evet, tamam. O ne bayramı o? Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet bayramı. Tamam, 1923. Meclisi kutlamıyor muyuz? Kutluyoruz. O ne? 1923. Meclisin açılışını kutlamıyor muyuz? Evet, bir. Ne bir? Dört! Katil zanlıları büyük korku içindeler. Çok basit olarak bilinebilecek bir şeyi bile itiraf etmekten çekiniyorlar. Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili, ilk meclisin açılışı ile ilgili bu bilgileri Niger kanlı olağanüstü sorgulama gücüyle onların ağzından alacak şu anda. Görelim. Ne bir? Arkadaşlar, bir dakika, soruyu bir daha bir okuyacağım. Bir dakika, iyice evet, sor. Ankara'da... Bir dakika, bak soruyu kaçırdık. Ankara'da birinci meclisin diyor. Dur! Suçlu olduğu çok belli. Suçlu olduğu çok belli. Sürekli şapşırıyor, baskı altında. İtiraf etmesini istiyor Niger kanlı ama o itiraf etmeyecek. Dayanıyor. Sorgu odasında sorgulama devam ediyor. Görelim. Orayı kaçırdık. O zaman üç. O zaman üçüncü yıl. Birinci meclis ne zaman kuruldu Allah aşkına? Şöyle, birinci meclis. Meclis. Siz... Dur! Çocuk meclis bile diyemiyor. Meclis diyor. Evet. Fakat Niger kanlı peşini bırakmıyor. Sorgulama devam ediyor. Demek birinci meclis ha? Orada mıydın? Hangi saatlerde oradaydın? Ne zaman ayrıldın birinci meclisten? Görelim. Şöyle, birinci meclis... Meclis... Siz bir bayramları hatırlasanız. Biz iyi başlayalım. Soruyu seç. Ya meclisin Türkiye'de açılmasını biz arkadaşlar kutlamıyor muyuz bayram olarak? Kutluyoruz. Hangi bayramı kutluyoruz? Cumhuriyet bayramı. Hayır, hangi... Ben üç, üç. Hangi üç bayramlar var? 30 Ağustos var. 20... Dur! Yarışmacılar... Cinayet sorgulaması yapan Niger kanlıya alışamamışlar henüz belli. Biz orada değildik diyorlar ama doğru değil. Birinci meclisteydiniz. Saat kaçta ayrıldınız birinci meclisten? Görelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. 19 Mayıs. Heh, 19 Mayıs'ta ne oldu? 1900, evet, 19 Mayıs'ta kuruldu ilk meclis. 19 Mayıs. 19... Hayır, şey veriyorum size. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Dur, neredeydin diye soruyor. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'ndaydım diyor. Zanlı yalan söylüyor. Zanlı yalan söylüyor. Söylediklerinde çelişki var. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyor. Zanlı yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Ama Niger kanlı peşini bırakmayacak. Mutlaka ağzından itirafını alacak. Görelim. Genel çocuk bayramı. Arkadaşlar, siz ilkokulda sosyal bilgiler falan okumadınız mı? Okuduk. Öyle... Dur! Okuduk ama karşımıza Niger kanlının çıkacağını bilmiyorduk. Orada değildik. İlk meclisin açılışında orada bulunmuyorduk. Ama Niger kanlı inanmak istemiyor. İlk meclisteydiniz. Sonra... İlk meclisin açılışından sonra oradan ayrıldınız. Nereye gittiniz? Devam. Öğretmenleriniz hayattaysa... Dur! Öğretmenlerini öldürmüşler. İşte Niger kanlı yarışma maskesiyle bunu ortaya çıkardı. Öğretmenleriniz hayatta değil. Onları öldürmüşsünüz. Hmm, aferin Niger kanlıya. Devam. Şirin şoför geliyor, bakın ileride. Dur! Hocam, sosyal medya nazarı diye bir şey var. Herkes için geçerli. Çocuğunu, çoluğunu, çocuğunu fotoğrafını koyma kardeşim Instagram'a. Çocuğum çok şeker falan filan. Bunu yapmak çok
Çok doğru değil. Bak arabanın başına neler geliyor. Onun için çoluğumuzun çocuğumuzun fotoğrafını, videosunu Instagram'a koyarken ne olur bir an durup düşünelim. Nazar diye bir şey var. Biz memleket olarak buna inanıyoruz. Bak daha arabanın başına ne geliyor. Bak görelim. Şoför geliyor bakın ileride bak bak. Bakın vallahi maşallah bakın bakın. Evet geliyor. Geliyor. Evet yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, vallahi ne olur dikkat edin, ne olur. Sevdiklerinizin fotoğraflarını ya, hiçbir alt olduğu yok. Ya, arabanın başına bu gelirse Allah korusun çocuklarımızı, sevdiklerimizi. Evet, devam. Sayanın çorapları. Çoraplı, evet. Evet. Dur, Seda Sayan hanımefendiyi tabii ki prodüktörümden, konu koordinatörümden rica ettim. Seda Sayan hanımefendiyi çağıralım dedim ama yani Seda Sayan hanımefendinin bu videosuna dayanamayacağım. Yani aslında bir insanı çağırdığım zaman tabii onunla güzel şeyler söylemek lazım. Yani o programa gelecek ya fakat ben dayanamıyorum. Görelim. Çoraplı, evet. Evet. Şimdi çorap... Kaç çorabı var, nereden ne kadar alıyor? Ve hiçbir zaman yaz sıcağında da vazgeçmiyor çoraplarından. Evet, yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Dur! Şimdi kelime kelime gideceğiz. Yaz sıcağında giydiğim çorap... Niye yaz sıcağında çorap giyiyorsun bir... İkincisi, niçin yaz sıcağında eldivenle giyilebilecek bir çorap giyiyorsun? Yani tabii ki ipek çorap biliyoruz. Fakat Seda hanımefendinin üzerindeki ipek çorap değil, bayağı bir anneanne çorabı. kalın ve teni koyu gösteren ve genelde hanımların tercih etmeyeceği bir çorap. Yani çünkü daha transparant ya da güzel... Bacakları olursa hanımların değil mi? Transparant ya da ten rengine yakın çoraplar tercih eder. Bayağı böyle çikolatalı dondurma şeklinde bir çorap giymiş adam. Diyor ki eldivenle giyilebilecek bir çorap. Peki. Devam. Çorap bir kültürdür. Dur. Çorap bir kültür değildir. Her şeyden önce. Yani atma. Atmayalım. Çorap bir kültür değildir. Kültürlerin parçası olabilir. Yani efendim işte Kafkaslar'da giyilen çoraplar şöyledir. Bizde Anadolu'ya gittiğin zaman çoraplar böyledir. İşte filan ilimizde çok güzel çoraplar vardır. Rengarenk işte yünden olur, pamuktan olur, şundan olur, bundan olur falan filan. Erkek giyiminde bir giyim şeklinin parçası olabilir. Ama çorap tek başına bir kültür olamaz. Çorap diye bir kültür yoktur. Devam. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Dur. Dur. Şimdi çorap hem bir kültür değildir ve çorap kadını diye bir şey olamaz. Yani mesela ne kadını olamaz? Nasıl söyleyelim? Mesela burada bir çekmece var. Açıyorum, kapatıyorum mesela. Ben çekmece kadını olamam. Yani çünkü bu bir araçtır, bir aparattır. Çekmece, içine bir şey koyarız ve açarız, kapatırız, bir işe yarar. Kültürlerde yeri olabilir ama çekmece diye bir kültür yoktur. Kapatırız ve bizim için işlevi sona erer. Çekmece kültürü olmadığı gibi ben size dönüp dersem ki ben çekmece erkeğim olmaz. Saçma bir şey olur. Devam. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin. Baldırı çıplak gezi. Beni ilgilendirmez. Ben... Dur! Bu arada toplumu da serbest bırakıyor lütfedip. Diyor ki sen giyersin, giymezsin. Arada lafı da sokuyor. Diyor ki baldırı çıplak dolaşırsın. O beni ilgilendirmez. Yani bu özgürlüğü bize verdiği için de teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Çıplak gezi. Beni ilgilendirmez. Ben... Çorap severim. Dur. Şimdi ben çorap severim derken bir insan zaten her gün hepimizin giydiği bir şeyi nasıl sever ben bunu anlayamıyorum. Mesela ben
Merdiven Trabzan'ı severim. Bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü mesela ben bu basamaklardan inerken bu olmasa nereye tutunacağım? Dolayısıyla ben Trabzan severim. Buna Trabzan denir. Ben bir Trabzan erkeğiyim. Trabzan olmazsa yaşayamam. Yani. Evet. Devam. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsun diyenleri de duydum. Dur! Ağustos'ta giydiği çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hanımefendiler var. Ağustos ayı hanımefendileri var. Bunlar uçabilenleri var. Bu Ağustos ayı hanımefendilerin. Bir de yerde yürüyenleri var. Ağustos ayında çok hanımefendi yapar İstanbul mesela. Ağustos ayındaki hanımefendilerden Seda Sayan geçiyor. Ağustos ayı hanımefendileri diyor ki inanamıyoruz. Hiçbirimizde olmayan çorap Seda'da var. Seda çoraplarıyla geçiyor. Ve kadınlar, Ağustos kadınları var. Diyorlar ki Allah için bravo. Allah için bravo. Hiçbirimizin bulamadığı çorabı o bulmuş. Devam. Diyenleri de duydum. Evet. Bu bir başka bir şeydir. Mesela kraliyet ailesinde hep çorap kuraldır. Evet. Çorap Fransa'dan biliyorsunuz şeyini vermeyeyim. Doğuşu oradandır yani. Dur. Şimdi daha da güzelleşiyor. Çorap biliyorsunuz Fransa'da. Bir şeyin doğuşu mu, bir şey mi doğuyor? Çorap Fransa'da doğuyor. Mesela Fransa'da Güneş Kral var biliyorsunuz. 14. Louis biliyorsunuz. Güneş Kral Fransa'da. Fakat Louis'nin iktidarını sarsan bir şey oluyor. Çorap doğuyor. Ve Louis bile tapınıyor. Çorap doğdu diyor. Fakat Seda Sayan tam burada isim vermek istemiyor. Nedir bu? İsmini vermek istemediğin sır nedir? Illuminati olabilir mi? Ama Seda kesinlikle toplum sarsılmasın ve Türkiye'nin dengesi bozulmasın diye, dünyanın dengesi bozulmasın diye isim vermiyor. Şu bölümü bir daha izlemek istiyorum ben çünkü anlamaya çalışıyorum. Burada Seda Hanım'ın bir fedakarlığı var. İsim verse tam taşı gediğine koyacak ama isim vermek istemiyor. Görelim orayı. Hep çorap kuraldır. Evet. Çorap Fransa'dan biliyorsunuz şeyini vermeyeyim. Doğuşu oradandır yani. Adını vermeyeyim. Ben çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Dur. Şimdi. Çorabın doğuşunu, tarihini de pek anlatmak istemiyor bize anladığım kadarıyla. Çünkü İsim verirse zaten siz perişan olacaksınız. Ha? Yani bayağı böyle bir İngiliz İstihbarat Teşkilatı, Amerikan İstihbarat Teşkilatı, Rusya filan birbirine karışacak. İsim vermek istemiyor. Sadece bizi düşündüğü için isim vermiyor. İsim vermek istemiyor. Yani tutuyor kendini sağ olsun. Ama diyor ki sonra çorap diyor. Mesafedir dedi. Seninle benim aramda sadece çorap var. Bak. Bak isim vermek istemiyorum. İsim vermek istemiyorum ama çoraplarımı görüyorsun değil mi? Evet. Ve bu mesafeyi anlayacaksın. Bak bu mesafeyi, bu mesafe gördün mü mesafeyi? Gördüm. Bak, bak. Devam. Mesafedir. Güzeldir. Çoraba ne güzel anlamlar evet, kattınız. Yani bunu... Kızlar diyorlar ki Allah'ım bu nedir diyorlar. Bak şimdi orası benim yıkıldığım yer artık. Yani kız ne dedi? Ne olur oraya döner misin? Yani çorap mesafedir dedi. Allah'ım bunu hiç bilmiyorduk falan filan. Ya kafa buluyorsunuz
Yani bu daha çok tehlikeli. Ya Seda Hanım'la, Seda Sayan'ı çok severim, bunca yıllık dostumdur. Ama ya bunlar Seda ile kafa buluyorlar, bu çok ayıp. Ya da hakikaten Seda'nın anlattıklarına etkilendiler, bu da çok acıklı. Görelim orayı. Çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Güzeldir. Çoraba ne güzel anlamlar evet, kattınız. Ya dur, peki... orayı duymuyoruz. Çoraba ne güzel anlamlar yükledin. Ha? Ne güzel çoraba. Yani bakın. Seda Sayan hiçbir şey yapmadıysa çoraba anlam katmıştır çocuklar. Hiçbir şey yapmadıysa. Kimleri gördük? Okan Bayülgenleri gördük. Ne yaptı o? Seda Sayan çoraba anlam kattı. Deli misin? Devam. Nasıl? O da Frikyalılardan geçmiş Anteplilere. Nohutlu Frikya pilavı. Muaz Bey, röportajınızda Frikyalılar Antep'te yaşadı dediniz ama Frikyalılar tarihte Ankara civarında yaşadılar. Dur. Olabilir. Şimdi babacığım, çok acayip bir memlekette yaşıyoruz. Yani ben bunu hep anlattım. Gelecek nesiller malumata, enformasyona çok önem verecekler. Herkes malumat furuş olacak dedim. YouTube'da çok izlenen videolar mutlaka bizim kendi YouTuberlarımızın yaptığı bilimsel videolar olacak dedim. Fakat yemek programlarını düşünememiştim çocuklar. Bunları düşünememiştim. Bu nasıl bir şey? Yani Seda çıkıyor, Sedacığım çıkıyor diyor ki çorap. Fransa'da doğduğunda yer yarıldı. Ama isim vermek istemiyorum. Çorap bir gün doğdu, isim vermeyeceğim ama çorap mesafedir diyor. Ondan sonra yemek programındaki bir adam pilavdan Frikyalılara geliyor. Devam. Şunuzda Frikyalılar Antep'te yaşadı dediniz ama Frikyalılar tarihte Ankara civarında yaşadılar. Olabilir, dünyanın zamanla kabukları kaydığı için hani Neolitik dönemde Ankara Antep'e gelmiş olabilir. Antep Ankara'ya olabilir. Dur! Efendim. Baba! Baba nasıl bir kafa ya? Bu kafayı istiyorum. Yani baba bu nasıl kafa ya? Ben bunu istiyorum babacığım. Gerekirse yemek programına da katılacağım. Hiçbir şey kullanmadan bu kafaya gelmek istiyorum ya. Orada dış ses konuşuyor babacığım. Gerçek realitedeki adam dış sese cevap veriyor. Tamam baba ama orada diyor coğrafi bir kayma oldu dünya falan diyor. Baba bu nasıl bir şey? Bak kuantum teorisini ispatlayan bir deney görüyoruz. Adam konuşuyor. Bunun üzerine bir dış ses. Hadi lan oradan orada yaşadı denir ama Ankara civarında yaşadı diyorlar. Bu ona cevap veriyor. Baba bu nasıl kafa? Hepsi memleketteki bir yemek programında gerçekleşiyor. Devam. Anla kabukları kaydığı için hani Neolitik dönemde Ankara Antep'e gelmiş olabilir. Antep Ankara'ya olabilir. Neolitik dönemde lobu mu kayıyor diyor. Nesi diyor? Ne? Ha? Ha? Yer kabuğu kayıyor diyor. Neolitik dönemde diyor. Ankara nereye? Siz daha iyi duyuyorsunuz o zaman. Ankara Antep'e geldi diyor. Çok acayip. Ama dış sese cevap veriyor. Babacığım çok acayip bir şey ya. Hani kuantum şeyi falan yaptık değil mi programda? Hani süperpoze olma durumu. Farklı zamanlarda ya da farklı yerlerde süperpoze. Yani dış sesle bizim yemekçi arkadaş süperpoze olmuş. Ha? Nasıl lan? Çok acayip değil mi baba? Devam. İçine Neolitik dönemde Ankara Antep'e gelmiş olabilir. Antep Ankara'ya olabilir efendim. Araştırmak lazım. O kayanlar kıtalar Muaz Bey. Uzmanlara soralım. Bir tane uzmanımız yanımızda. Efendim sizce tabakalar kaydı mı Neolitik dönemde? Ben o kadar uzmanlığım yok. Siz... Dur. Hiç gülmeyin. Uzman olabilir. Uzman olabilir. Kuantum dünyasında her şey mümkün. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Sadece uzmanın ne söylediğini duyun şimdi. Sadece uzman ne söylüyor onu duyun. Antep Ankara'ya olabilir efendim. Araştırmak lazım. O kayanlar kıtalar Muaz Bey. Uzmanlara soralım. Bir tane uzmanımız yanımızda. Efendim sizce tabakalar kaydı mı Neolitik dönemde? Ben o kadar uzmanlığım yok. Bakın.
kuantum teorisine göre yani fakat ben sunucuya da bayılıyorum. Uzman diyor ki, uzman diyor, uzman hemen cevabı yapıştırıyor. Uzmanlığım yok. Mükemmel Karadenizli, mükemmel Karadenizli kadının sertliğiyle uzmanlığım yok. Saçmalıyorsun. Fakat benim beğendiğim sunucu. Halt etmişsin sen. Devam. Efendim sizce tabakalar kaydı mı Neolitik dönemde? Ben o kadar uzmanlığım yok. Siz bilmezseniz ben hiç bilmem efendim. Frikyalı akrabanız var mı? Yok. Tamam o zaman bilmezsiniz boşun. Biz bilenlere sorarız. Ama yedim. Frikyalıları mı yediniz? Ay Allah'ım yarabbim. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dahilerin... Baba. Yani harika bir ülkeyiz, harika bir ülkeyiz. Ve bu ülkede bazılarının böyle mesela benim arkadaşlarım falan diyorlar ki işte hep anlatıp duruyor. Mesela Londra'ya gitmiş falan filan bilmem ne buraya yerleştik. Ya böyle gerizekalılık olabilir mi? Yani şu ülke bırakılıp gidilir mi? Şurası bırakılıp gidilir mi? Bak şimdi iki şey göstereceğiz. Birisi dünyadan birisi bizden. Görelim. Bu Da Vinci çocuklara ilham kaynağı oluyor. Japonya'da ilkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek için Da Vinci'nin robotu geliştirildi. Robot, Osaka şekilde anlatılmış oluyor. Dur! Bak, Da Vinci'nin, Leonardo'nun robotunu yapmışlar. Çok çirkin, berbat bir şey böyle falan. Ya sen yürü ya, sen bir de gel bizdeki robotu gör. Bizdeki robot! Robot! Robot deyince bizdeki. Senin Leonardo'dan ne olacak? Leonardo öyle bir tip miydi böyle yaşlı bak. Bizdeki robota gelsin. Dur! Yavrum benim, robota bak. Enerji dolu! Enerji dolu. Nasıl o pil reklam var tavşanla birisi böyle yürüyor. Aslında bizim tavşan... Hayt ulan diye geliyor bizimki. He. Sen orada robot yapmışsın. Leonardo böyle. Bize bak. Kaşı gözü nasıl oynuyor bak. Çalıştıramamışsın Leonardo'yu. Bak bizdeki kemençe çalıyor. Senin Leonardo ne yapıyor? Çalıyor mu bir şey? Çalamıyor. Ne? Bak bak bizdekinin kaşı gözü nasıl oynuyor. Her tarafını oynatıyoruz. Her tarafını görelim. Dur. Peki biz robota ne yapıyoruz? Saçını okşuyoruz robot. Ulan, bak, robotu bile sevgiyle çalıştırıyoruz biz. Oradan fişini takmışsın, olur mu? Bizim memleketin insanının fişini takarsa olur mu? He? Olmaz. Gidiyorsun bir lokantaya oturuyorsun, diyorsun ki bak el alem gevur olsan ne yaparsın? Dersin, bakar mısın diyorum, gevur olsan. Bizdeki ne? Bebeğim. He? Değil mi? Biz robotun bile, robota bile bir duygusallıkla bakıyoruz. Robotun bile kafasını okşarız. Robot da robot olur. Bak böyle görelim. Dur dur dur. Eyvah. Dur dur dur. Robota bak. Robot böyle olur. Mükemmel. Azerilere bayılıyoruz. Azeri Türklerimize. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ben her zaman çok seviyorum. Ve Devlet Tiyatrosu'nda, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalıştım. O yılların şartlarında, 80'li yılların sonlarıydı. Trabzon Devlet Tiyatrosu'na gittim. Tabii ki medya olanaklarımız hiç bugünkülerle benzemiyor. Bir tane aptal bir radyodan Trabzon Devlet Tiyatrosu'na bir lojmanda kalıyorum. Azeri Radyosu dinliyordum. Ve bu dile, bizim dilimizin kardeşi olan, içinde belki biraz Farsçası biraz daha, yani bir güzel bir karışım, bir karma bir şey düşünelim. Bizim dilimizden daha az Arapça düşünelim, daha çok Farsça düşünelim ve daha çok Fransızca düşünelim bizim dilimizde kullandığımızdan. Ve bu dilin saflığına, bütün bu katkılara rağmen saflığına, dürüstlüğüne,
direktliğine hayran kaldım. Ama geceler boyu Azeri radyoları dinleyerek bu hayranlığım çok yükseldi. Daha sonra Bakü'ye gittiğimde, Bakü'ye bir seyahat yaptık. Bayıldım, öldüm, bittim ve bugün bizimkilerin genelde eşin, dostun dalga geçtiği gibi kesinlikle bunlara gülmüyorum, dalga geçmiyorum. Bu dilin arılığı, saflığı o kadar etkiliyor ki beni. Ama yani işte efendim Azeri spiker maç anlatıyormuş. Ha 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 şunun şeyine baksana. Ya da işte Azeri seslendirmeleriyle Robert De Niro falan seyretmek. Yani bunlara gülmüyorum işin doğrusu. Fakat şimdi hem tatlı tatlı gülelim hem hayranlıkla şu programda geçenleri dinleyelim. Buyurun. Hemen bu zaman. İnanca görə eşeğe tersine oturanda bəxtin açılır tez ərə gedirsən. Sən istəmirsən bəxtin tez açılsın. Deməli belə bir ayağını qoyursan. Yo narahat olmuyor. Camat çıxır onun üstüne şəkil çəkir. Yo. İstəyirsən ayaqqabı abi çıxar. Aha. Qorxma narahat olma. Akşi bu heyvanın hisleriyle oynayırdı. Yan qırağda bura təpi yatar. Bence ayağa kalkıp eşeğin yanına gelen Azeri vatandaşımızın oradaki konuğun söylediği şey çok güzel. Kadın eşeğe ters oturacak, talibi çıkacak diye. Tamam, hikaye bu. Tam stüdyoda çok iyi duymuyor olabiliriz. Bunu yayınladığımızda seyircimiz çok daha iyi duyacak. Fakat o kalkıp da gelip eşeğin hisleriyle oynuyor. Eşeğin hisleriyle oynuyor demek, bakın o kadar saft ve direkt bir anlatım ki, bizde olsa kimse eşeğin hislerini düşünmez. Bu saflıktır, bu insanlıktır, insancıllıktır. Dolayısıyla başka bir canlıyla empati kurmaktır. Bu müthiş bir şey. Devam. Aha. Korkma narahat olma. Akşi bu var. Heyvanın hisleriyle oynayırdı. Yan qırağda bura. Təpi yatar. Biraz yax. Sen istiyorsan. Təpi yatar valla. Bu stulu yaxına verin. Sen stulu yaxına. Təpi yatacak o. Yalan deme. Oğlu. Bizim teyzelerle aynı değil mi? Mükemmel değil mi? Aynı değil miyiz? Harikulade değil mi? Devam. Alkış. Nereden gelin? Hayır. Kedi çekil oradan, in oradan. Bak sana mama veririm. Islak mama veririm, yaş mama veririm. Bak sana pazardan balık alırım, çekil oradan. Kedi lütfen çek. Çiçi ya, çok özür dilerim Çiçi. Yapamadım. Dur, bir kere oğlanda görme bozukluğu var. Çünkü kızın 1-2 ya da 3 metre mesafeden içeriği çok iyi gördüğünü görebiliyoruz değil mi? Bir kedi var, bir de balık var. Normal şartlarda bir kedi içinde su olan bir fanusa ya da akvaryuma elini atıp balığı çıkarıp hop diye yiyecek bir hali yok. Hiçbir kedi bunu yapamaz. Ama diyelim ki kız biraz fazla hassas. Oğlan kızın bu mesafeden gördüğü bir şeye karşı büyük ihtimalle oğlan 7 derece filan miyop. O zaman dizide bunu işleyin. Oğlanın normal yürüyememesi lazım. Devam. Çok özür dilerim Çiçi. Yapamadım Çiçi, seni koruyamadım ya. Neden sevdiklerim bir gidiyor? Neden sevdiklerim elimden kayıyor ya? Aldıkların yetmedi mi? Dur. Bunun üzerine kız bir balık üzerine bir dramatik bir hesaplaşmaya girişiyor. Ve bunun üzerine diye bir müzik başlıyor. Ve bunun üzerine oğlanın karar verme süreci başlıyor. Ya Danimarka kalesine saldıracak ya da ordularını geri çekip bir an önce oradan uzaklaşacak. Devam. Bir
gidiyor? Neden sevdiklerimi elimden kayıyor ya? Aldıkların yetmedi mi? Kızın hislerini anlatıyor. İnanamıyorum. Benim için galiba kapının camını kırdı. Bugüne bugün 1.80'e 80 santimetre eninde bir kapının fiyatı nedir ki? Tam evlenilecek adam. Geçmiş olsun. Böyle bir kadın Türkiye'de yaşamıyor. Devam. Uzun bakışmalar. Kapı camını kırdın değil mi? Kırdım evet. Sen kırdın. Ben kırdım o kapı camını. İnanamıyorum. Kapı camını kırdıysan benim için kim bilir neleri kıracaksın. Kırmaz mıyım? Her yeri kırarım. İstediğin yerde şiddet gösteririm. Bir adam sana baksın, hemen onu keserim. Keser misin? Kesmez miyim? Zaten sen şiddetten hoşlanıyorsun. Evet. Ama sonunda seni de döveceğim. Tabii ki döveceksin. Ben de dayak yemek istiyorum zaten. Devam. Dur. Eğer kedi balığı yiyecekse, birader niçin yarım saat bakışıyorsunuz? Ama neden sonra? O balığı kurtarmaya gitti adam. Evet, görelim. Bu bizde değil, bizde de olabilirdi. Ama Star Wars kahramanları artı ne onların adı? Spider-Man var, Örümcek Adam var, dinozorlar var, Batman var. Hep beraber halay çekiyorlar. Ben bu dünyayı seviyorum. Bir Arap ülkesi de olsa, kendi memleketim de olsa bu dünyayı seviyorum. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde bir adama Spider-Man kostümü giydirirsen ben Spider-Man aldım diye durur. Ya da birisi Star Wars askeri olduysa Star Wars askeriyiz ya daha ne halt edeceğiz diye durur. Bizlerde bir şey var, bir enerji var. Yetmiyor. Neydi o hayvanın adını bir daha söyle. Hayvanatın. Ha? Bilmiyorum. Ha, dinozor. O. Yani dinozor biliyorsun. Şunu göre. Lan dinozor oldun işte. Dursana yeteri kadar koydu. Halay çekmezsem olmaz abi. Bu mükemmel. Dinozor. Ulan ne alakanız var? Dinozor ve örümcek adam. Niye beraber halay çekiyorsunuz? Demek ki doymuyorlar. Yani bir şey yapmak ihtiyacı. Zamana, zamanın ruhuna bir katkıda bulunmak ihtiyacı bu. Yani yoksa dinozor ol. Paranı vermişler dinozor olmuşsun. Dur işte değil mi? Şöyle dur. Dinozor olduk falan. Yok. Peki. Devam bu kadar. Bilmiyorum. Devam. Böyle tutacağım. Dur. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Daha iyisi olmadı. Ve olmayacak. Bir sunum izleyeceğiz.
hiçbir katkıda bulunmayacağım. Ya bulunmamak istiyorum. O kadar iyi ki. Görelim. Altınoluk Belediye neydi? Belediye Spor Voleybol Takımı. Altınoluk Belediye Spor Voleybol Takımı antrenörü Altınoluk Belediye Spor Voleybol Takımı bayanlar ama. Bayanlar evet. Tabii. Altınoluk Belediye Spor Kulübü yok. Bayan Voleybol Takımı. Kulüp mi diyoruz? Kulüp tabii. Altınoluk Belediye Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı. Tamam. Altınoluk Belediye Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı antrenörüyle beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Bugün daha yeni uyandım. Bu mükemmel. Buna bayılıyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum. Bu kız galiba bir YouTuber zaten, değil mi? Çocuklar, inanılmaz bir şey. Bana ölmeden önce bu videonun seyrettirilmesini istiyorum. Yani bu dünyadan emin olarak ayrılacağım çünkü. Yani bunu bana izletecekler ve ben bu dünyadan emin olarak ayrılacağım. Yani nasıl söyleyeyim sana? Yani en kötü şey insan ölürken dur nereye gidiyorsun çok güzel şeyler oluyor denmesi, değil mi? Ha, değil mi? Çoluğun çocuğun büyüyecek, evlenecekler, sen bunları göremeyeceksin, erkenden öleceksin falan filan, değil mi? Yani bu bizi üzer, değil mi? Bu dünyadan ayrılmadan önce. Tabii. Ama bunu seyrettirirlerse güven içinde ayrılabiliriz. Güven içinde ayrılabiliriz. Hiç sorun yok. Hemen gidebilirim. Zaten çok iyi bir yerde değildi. Böyle şeyler vardı deyip güven içinde, mutluluk içerisinde çok güzel, hoşça kalın çocuklar deyip ayrılabiliriz. Sadece bu videoyu izlettirirlerse. Bakalım. Bugün daha yeni uyandım. Bir saat önce uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Saat 11.30. Bugün daha yeni uyandım. Saat 10.30. Bugün daha ben yeni uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Saat 10.30'da kalktım. Yüzümden de anlayacağınız gibi daha yeni uyandım. Daha yeni uyandım. Saat 8. Bugün daha ben yeni uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Az önce uyandım. Daha yeni uyandım. Saat 9.30. Daha yeni uyandım. Saat 9.30. Bugün daha yeni uyandım. Biraz önce uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Şu an yeni uyandım. Benim için bir daha uyanmamak için çok motive ediyor beni. Beni korkunç motive ediyor. Yani bir daha uyanmak istemiyorum. Aynen öyle. Bugün daha yeni uyandım. Saat 9.30. Bugün daha yeni uyandım. Saat 10.30. Daha yeni uyandım. Bugün daha yeni uyandım. Daha yeni uyandım. Ne için bu bir video mu böyle? Kendi mi kolaj yapmış? Önemli değil baba. Ne bu? Anlamadım. Benim için hiçbir önemi yok. Ne olmuş ne bitmiş umurumda değil. Benim için dünyadan ayrılmak için çok güzel bir video. Yani ben mesela ölüyorum, trafik kazası geçirmişim ya da kanser ya da başka bir alt. Bunu getirecekler tabletten, mabletten bana. Bugün daha tamam. Tamam, hoşça kalın. Sizi bütün bu uyananlarla baş başa bırakıyorum. Ben bir daha uyanmıyorum. Hoppa gidiyoruz. Mükemmel. Mükemmel. Harikulade bir kızsın. Teşekkür ederim. Harikulade bir kızsın. Neden biliyor musun? Sen diye hitap ediyorum. Sen de bana sen evet, de rica ediyorum. Sağ ol. Yani nefis nefis bir enerjim var. Benimle beraber şen şakrak kahkahalarınla bu medya arkasını gerçekleştirdiğin için. Seve seve çok ve sağ ol. Harikulade bir insansın hakikaten. Ve inşallah burada kabaremizde da hem değerli sevdiceğinizle hem sizle ve hem de oyuncu arkadaşınızla beraber çalışabilmeyi ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gidiyorum. Alkışlıyoruz. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Bana geleceksin diye mi böyle bir gelin başı uygun gördün? Yaptım. Kuş yuvası topuzu yapacaktım. Nişan başı tarzı ama. Hilal Ergenekon. Ben sürekli sen Antalya'dan geliyorsun sanıyorum. Hayır hayır. Ben buraya İstanbul'dan Mecidiyeköy'de oturuyorum. Hatta oradan buraya geliyorum. Ayak bildiğim gibi. Confused yani. Erkan Güler Yüz.